Gündem müzakereden iyi akşamlar. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi kesintili ve kademeli hale getirmek ve zorunlu temel eğitim süresini 12 yıla çıkartmak amacıyla meclise verilen kanun teklifi tartışmalar arasında bu akşam alt komisyona gönderildi. Meclise kanun teklifi veren AK Parti formülü 4+4+4 olarak belirledi. Yasa teklifi tepkilere neden oldu. Çokça tartışılıyor. Bu akşam gündem müzakerede de biz de bu konuyu tartışacağız. Bu teklifin neler getireceğini, neler götüreceğini, nasıl yorumlanması gerektiğini, nasıl hayat bulabilir olacağını, eğer bu yasa teklifi kabul edilirse Türkiye eğitim sisteminde nelerin değişeceğini konuşacağız. Stüdyomuzda 3 konuğumuz var. Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi Koordinatörü Ufuk Coşkun, Öğretmen Mutlu Öztürk ve Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Batuhan Aydagül. Hoş geldiniz. Evet, oldukça gündeme geldiği andan itibaren oldukça çok tartışıldı. Farklı bakışlar var, farklı yorumlar var. Kimilerine göre bir rövanş bu. Meseleyi buradan tartışmak isteyenler var. Meseleyi biraz daha eğitim bilimleri içerisinde tartışanlar, buradan bakanlar var. Aslında 18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan bir karardı. 1+4+4+4 şeklinde şurada yer alıyordu. Bir yılı zorunlu okul öncesi eğitimi olmak üzere. Ama şimdi AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinde ki İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Bu 4+4+4 şeklinde formüle edildi. Bunu konuşacağız. Ne var bunun arkasında, bize ne getirecek onu da konuşacağız. Ama ben öncelikle bu yasa teklifiyle başlamak istiyorum, bu kanun teklifiyle. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle başlamak istiyorum. Batuhan Aydagül, siz eğitim reformu girişimi olarak bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz. Saat 10'daydı sanıyorum. Orada dile getirdikleriniz var. Bu yapılan öneriye dair eleştirileriniz var. Hem bu eleştirileri alalım sizden, hem de biraz bu teklifin detaylarını da sizden almış oluruz. Siz diyorsunuz ki bu zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardığı söylenen yasa teklifi aslında zorunlu örgün eğitimi 4 yıla indiriyor, değil mi? Temel eleştiriniz burada başlıyor. Burada başlıyor ve kamuoyunda da yani daha başlangıçtan yasanın ismiyle yasa tasarısı aslında avantajlı başladı. Hı hı. Çünkü ülkemizde ortalama, yani ortalama sokakta karşılaştığınız herhangi birine eğitim uzayacak diye, aha ne güzel diyecektir size. Dedik ki bunun yoklamasını da yaptım. Hı hı. Yani, ve hakikaten 12 yıla çıksın. Süper. Nasıl bir yoklama yaptınız? Yani sohbet, muhabbet. Öyle. Öyle canım. Taksiye sordum. Yok, taksiye sordum. Eğitim, yani farklı böyle eğitimli yurt dışına da sordum. Sorun şu. 12 yıla zorunlu olma, yani, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını yasaya koyuyor. Hı hı. Bunun uygulamaya geçirilmesi kararını Bakanlığa bırakıyor. Şimdi 8 yıllık kesintisiz eğitim, yani program olarak kesintisiz eğitim 5+3 ama aynı program olarak kesintisiz program demek bu. Hı hı. 1973'te yasaya girmişti. 24 yıl sürdü uygulaması. Hı hı. Yani bugün halkımıza, kamuoyuna kesintisiz 12 yıl diye sunulan eğitimin de ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Bunun altını çizelim. Hı hı. Ama bunun yani, altında 1977'de 1997'de 8 evet, yıla çıkarılmıştı. Aynen. Onu da hatırladım. Yani uygulaması, evet, yani uygulamaya geçmesi 24 yıl sürdü. Şimdi bunun altında çok daha bizim için aslında tartışmaya açık ve riskler doğuracağını düşündüğümüz bir madde var. O da ilk öğretimin 4+4 olarak kademeli şekilde ikiye bölünmesi. Hı hı. Birinci kademe ve ikinci kademe olarak kanun teklifinde böyle yer alıyor. Şimdi niye hemen biz buna bu kadar hızlı bir reaksiyon verdik? Onu hemen özetleyeyim. Birincisi, bununla beraber çıraklığa başlama yaşı 14'ten 11'e düşüyor. Hani o da önemli bir şey. Çünkü bunların hepsi aslında o yaş grubuna bakışla çok alakalı. Hı hı. Birincisi, program bütünlüğü önemli ve çocukların öğrenme sürecine katkı yapan bir şey.
Yani 8 yıl boyunca çocukların temel becerilere ulaşması, sosyal gelişimlerine, bilişsel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak bir süreci tamamlamaları, sınıf veya okul ortamında sosyalleşmelerini ileriye götürmeleri önemli bir şey. Ve eğer siz bunu daha erken yaşlarda bölmeye başlarsanız, temel becerilerin yanında daha uzmanlaşma ya da meslek becerisi gibi şeyleri koymaya başlarsanız bu süreci sektöre uğratırsınız ve dolayısıyla da öğrencilerin temel becerileri alması gereken de adı da üstünde temel eğitim olan ilk o 8 yıllık bölümü hakikaten etkisiz hale getirme riskini taşırsınız. Şimdi ilk başta itirazımız bu. Evet. Ha, diyebilirsiniz ki bu farklı okullarda olamaz mı? Olabilirdi, tartışılabilirdi ama şu anki haliyle farklı okullardan ziyade özellikle ilk aşamada program bütünlüğü bölünüyor. Şimdi bunun ne gibi şeyler olabilir? Başka dolayısıyla yani kademeli olmasına bir itirazımız var. Evet. Öncelikle. Özellikle programın bölünmesine itirazımız var. Şimdi peki bu bir yanı. İkinci yanı ise yasa şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki 4. yıl sonunda Bakanlar Kurulu'nun karar vereceği özel şartlarda, bu tırnak içinde özel çünkü bunun ne gibi bir şartlar olacağı konusunda hiçbirimizin bir fikri yok esasen. Öğrenciler ilk öğretimi dışarıdan açık öğretime giderek bitirebilir. Yani bu demektir ki 5. sınıfta bir öğrenci okul dışı sistemi dışında kalabilir ve 5, 6, 7, 8'i dışarıdan bitirebilir. Şimdi bunun ne gibi riskleri olabileceğini biz öne sürüyoruz. Bir, ve bunların hepsine dikkat edeceksiniz, dezavantajlı gruplar. Kız çocukları. Yani şu an Türkiye'de okullaşma oranı %98.6 erkekler için, 98.4 kız çocukları için. Yani neredeyse artık herkesin okula eriştiği bir ortamdayız. Yaklaşık 70 bin tane çocuk okula kayıt yaptırmıyor. Bunun özel önemli bölümü yine Türkiye'nin doğusunda. Ama bunların da okula kayıt yaptırmalarıyla ilgili engellerini hakikaten artık çok esnek, yaratıcı çözümlerle aşmak lazım. Biz diyoruz ki eğer böyle bir esnek gelirse bu çocukların bu okullara devamı o özel şartların kötü uygulanması ile beraber riske girecektir. Çünkü diyebilirler ki aileler veya işte okul yönetimi buna en fikir olaraktan ya evet hani bu yaştan sonra okula devam edebilir. Şimdi bunların hepsi risktir, altını çiziyorum, olacak diyemiyoruz ama olma ihtimalinin bu yasayla önü açılıyor. İkincisi engeli olan yurttaşlar. Yani bugün kaynaştırma eğitiminde Türkiye çok önemli bir yol aldı. Nedir kaynaştırma eğitimi? Engeli olan yurttaşların, çocukların sınıflarda diğer akranlarıyla okuması ve hem bunların birbirlerini tanıması hem de o çocukların da gelişimlerini sürdürmeleri. Burada da zaten biliyoruz ki hem veliler hem okul yönetimleri rızasız yolluyor bu çocukları. Yani herkese sanki bir külfetmiş gibi altını çiziyorum ve hassas bir kelime olduğunu biliyorum ama yani okul yönetimi zaten bu çocukları istemezken böyle bir yasayla yani engel olan çocukların okul dışında okumasının önü açılacak. Bu o çocuklar için çok ciddi bir dezavantaj. Çünkü biz zaten uzun vadede onların hem okul ortamını hem de sosyal yaşama katılımını arttırmak istiyoruz. Son olarak da kim için risk oluşturuyor? Çocuklar için, yani yoksul çocuklar için, yoksul aileler için. Niye? Bu çıraklık meselesi, siz de takdir ederseniz ki hiçbir ailenin öyle çok gönül rahatlığıyla çocuğunu 11 yaşında, 11 bile değil yani 10 yaşında göndermek isteyeceği bir şey değil. Ya orada okul bunlara diyecek ki sen akademik olarak 4. sınıfa geldin, hala bölmeyi çarpmayı öğrenemedin, hadi git sen çırak ol diyecek. Ya aile ekonomik olarak sıkıntıda olacak, ya oğlum biz zaten seni zor okula yolluyoruz, gel sen şuradan meslek eğitimine git diyecek. Ama bir şekilde bunun önü açılacak. Halbuki bugün ama sana... Yani sözünüzü böleceğim ama Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in bir televizyon programında şöyle bir ifadesi var. Çıraklık eğitimi bizde hala pek çok kişinin özlediği bir eğitim olarak duruyor diyor. Siz ama aksini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 yaşında 11 yaşında hiç kimse çocuğunu çıraklık eğitimine ya da çırak olmak için göndermez diyorsunuz. Vallahi ben de biraz yani ayrı şöyle söyleyeyim. Yerlerden besleniyorsunuz. Soner Bey, geçmişe baktığınızda herhalde insanların bir bölümü insan haklarına aykırı bir sürü uygulamayı özlüyor olabilir. Ama bu demek değildir ki bu uygulamaları bugün uygulamak için yeteri kadar ihtiyaç var, talep var. Yani 11 yaşında çocuklara çıraklar yollamak bugün sanayiciler de söylediler. Yarın bir daha söyleyecekler. Onlar için fabrika ortamına zaten çalıştırmak istemedikleri çocuklar, bireyler. Şimdi dolayısıyla bu üç risk grubu için yoksul çocuklar, kız çocukları ve engelli olan çocuklar veya eğitiminde dezavantajlı yani akademik olarak dezavantajlı çocuklar için çok ciddi riskler barındırıyor.
Yani dolayısıyla bir ve en büyük riski temel eğitimin ikiye bölünmesiyle program bütünlüğü kaybolacak. Dolayısıyla zaten bugün 15 yaşındaki çocukların %60'ı bir basit matematik bölme işlemini yapamazken bu sayı artma riskiyle karşı karşıya kalacak. Çocukların diyorlar ki işte bunun karşılıkları, yani karşılıklarken bu önerinin sahipleri yeteri kadar fen veya matematiğe şey yoksa eğilimi meslek eğitimine gitsin. Yani bu okulun görevi bunları vermek, kazandırmak. Bu kadar kolay pes edemez kamu. Bu kadar kolay pes edemez okul. Yani bu çocukların eğilimi yok diye biz o zaman okuma yazma da öğretmeyelim eğilimi olmayana. Dolayısıyla bir öğrenme riske girecek. İkincisi de bu üç risk grubu için bunların teşkil edeceği ciddi sorunlar olduğunu biz düşünüyoruz. Peki yine döneceğiz size. Siz ne dersiniz Ufuk Coşkun, Batuhan Aydagül'ün itirazları var. Yani bugün yaptıkları basın toplantısında da o itirazlarını dile getirdiler. Mesleki eğitim ve yönlendirme ile ilgili bir itirazı var. Çıraklık meselesiyle, o yaşın indirilmesiyle ilgili bir itirazı var. Bazı gruplar için risk taşıdığını söylüyor. Özellikle kız çocukları, engelliler ve yoksul çocuklar için. Ve söylediği önemli bir şey de Batuhan Aydagül'ün kademeli hale gelmesi noktasında özellikle okullaşma oranının ile yani yükselen okullaşma oranının tekrar inişe doğru geçebileceği ve öğrenmenin ya da o öğretim sürecinin de sekteye uğrayacağı, yani bir takım temel becerilerin kazanılmasında problemler çıkacağı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu öneriye ve bu eleştirilere? Öncelikle müsaade ederseniz, yani bu yasa teklifinden önce bir hususu ifade etmem gerekecek. Şimdi şunu bakmak lazım. Yani devletler eğitim neden müdahale etmek ister? Yani eğitim neden zorunlu yapmak isterler? Neden ücretsiz yaparlar? Yani buna iyi bakmak lazım. Şimdi ben zorunlu eğitimi, yani genel tabloda bakacak olursak birkaç yönden karşı olan bir insanım. Çünkü bakıldığında, yani bunu modern ulus devletlerin ortaya çıkışıyla, yani eğitimin kurumsallaşma süreçlerine baktığımızda anlayabiliyoruz. Yani devlet, ideoloji, eğitim kavramlarının birbirinden ayrılmadığı bir süreç. Yani burada devletler, yani özellikle ulus devlet süreçlerinde eğitimin ne kadar güçlü bir mekanizma olduğunu keşfetmeleriyle yeni rejimlerini ve hakim ideolojilerini, toplumun tüm kesimlerini yaymak için okulu ve eğitimi bir araç olarak kullandıklarına ötürü eğitimi zorunlu ve ücretsiz yapmışlardır. Bu bakımdan biz özellikle zorunlu eğitime kuşkuyla yaklaşan birisiyim. Fakat yasa teklifini birkaç yönden olumlu buluyorum. Tabii bir eleştirim de var. Onu da söyleyeceğim. Olumlu bulduğum tarafı, bakınız Cumhuriyet tarihinden itibaren, Cumhuriyet kurulduğundan itibaren 97 yılına kadar eğitim kesintiliydi bizde. 97 yılında ilk kez kesintisiz 8 yıllık eğitime geçildi. Bunun nasıl geçildiğini de kamuoyu biliyor. Yani İsmail Hakkı Karadayı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın Mesut Yılmaz'a altın tepside iktidar sundum. Karşılığında 8 yıllık kesintisiz eğitimi çıkarman gerekiyor ifadesi basına yansımıştı, ses kayıtları. Yani bizdeki zaten eğitim hayatımızı düzenleyen tüm kararlar, yasa ve yönetmelikler böyle olağanüstü durumlarda alınmıştır. Yani darbe süreçlerinde alınmıştır. Mesela bizim kesintisiz 8 yıllık yani eğitimin kırılması açısından olumlu buluyorum Soner Bey. Şöyle olumlu buluyorum. Bakıldığında dünyada 298 tane ülkenin sadece 20'sinde kesintisiz eğitim, zorunlu eğitim vardır. İsterseniz çok çarpıcı olması olduğundan ötürü birkaç örnek vereyim. Bakalım hangi ülkeler, yani bizim 28 Şubat'ta generaller acaba hangi ülkeler örnek alarak kesintisiz eğitimi uygulamışlar? UNESCO verilerine göre bunlardan El Salvador, Seyşel Adaları, Ruanda, Virgin Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Porto Rico, Afganistan, Kenya, Yemen. Bu ülkelerde, dışındaki bütün dünyadaki ülkelerde